Kars İl Jandarma gerekli delilleri toplamaya da başladı. Bununla ilgili de bir beterimiz ekranda. Ben adaletin yerini bulacağına çok inanıyorum. Değerli izleyenler, şu anda Kars'ı Akyaka'dayız. Akyaka'ya bağlı Şahnalar köyünde Ahmet Çakmaz çobanlık yapıyordu ve Ahmet Çakmaz bir cinayete kurban gitmişti. Kimi intihar dedi, kimi cinayet. Kibar Hanım canlı yayınımıza başka bir konuyla katılmasıyla beraber Ahmet Çakmaz'ın kardeşi Yakup'la bağlanarak abisinin, o dönemdeki yengesi Kibar Hanım'ın öldürdüğünü iddia etmişti. Canlı yayınımızdan sonra Akyaka Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Çok önemli gelişmeler var bugün için, ama daha önemlisi merhum abisinin üzerinden çıkan kıyafetleri tekrar savcılık talep etti. Bunlar tekrar inceleme gidecekler. Jandarma komutanlığı beni aradı. O elbiseleri getirmemi istediler. Elbiseler de şu an elimde. Bu elbiseleri karakola götürüyorum. İnşallah suçunu bulacaktır. Şu anda buradan ayrılıyoruz ve Akyaka ilçe jandarma komutanlığına savcının talimatıyla beraber eşyaları vermek üzere. Abinizin canına kastedenler, onu ölüme terk edenler cezalarını. Özkan sendeyiz. Evet, şu anda Kars merkezdeyiz. Aslında çok önemli gelişmeler var dedim ve bu gelişmelere aslında girmeden önce çok kısaca toplamak istiyorum konuyu. Şöyle ki, Kibar Ünüvar, Halil Ünüvar'la evlilik birliği içerisinde dolandırıcılık konusuyla bize başvurmuştu. Bu konu işlenirken merhum eski eşi Ahmet Çakmaz'ın kardeşi Yakup Çakmaz yayınımıza bağlanmıştı ve eski eşi Kibar Hanım'ın abisinin bundan tam 15 yıl önce öldürdüğü iddia etmişti. Ve bunun ardından da o köyün sakinleri, hatırlarsınız, canlı yayınımıza bağlandılar ve dediler ki biz 15 yıldan beri vicdan azabı çekiyoruz. Neden vicdan azabı çekiyorlardı? Çünkü 15 yıl önce o çadırın önüne geldiklerinde orada bir cenaze ya da bir cinayet onun olayı değil, sanki bir düğün havası olduğunu iddia ediyorlardı. Çünkü Kibar Hanım çok rahat, çok relaxtı. Bu konuda canlı yayınımıza işlerken Kibar Hanım'ın vermiş olduğu o günkü beyanlarında çok çelişkiler vardı. Çünkü kendisi bile her gün anlattığı olayın bir başkasının kendisi yalanlıyordu. Bunun üzerine o gün köy sakinleri yayınımıza bağlandıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı, Kars Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti ve dosyayı yeniden açtı. Ve bunun ardından birkaç günden beri bir hareketlik var demiştik. Çünkü bu hareketli şuydu: bütün köyde o gün bu olaya tanık olan herkes tek tek ifadeye gitti. Ve bu ifadeler, inanın, saatlerce sürdü. Çünkü Cumhuriyet Savcılığı özel bir ekip kurmuştu bu dosyayı incelemek için. Bunun ardından da yine o zaman merhumun üzerindeki kıyafetler tekrar istendi. 15 yıl önceki kıyafetler yine o günkü torbasıyla beraber hiç el sürülmeden jandarmaya teslim edildi. Yani belki birkaç gün içerisinde de deliller toplanıyor. Yine Kibar Ünüvar ve oğlu Emrah Bey burada Cumhuriyet Savcına ifadeye gelecekler. Ben hemen şimdi Yakup Bey'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Çünkü eşyaları jandarmaya kendi teslim etti. Orada neler oldu onu da kendisine alalım. Jandarma karakolundan götürdük, verdik. Savcı Bey geldi, hepsini incelediler. İnşallah suçlular suçunu bulacaktır diye düşünüyorum abi. Siz ifade verdiniz. Siz ifadelerimizi verdik, ben verdim, abim verdi ifadeleri. İnşallah suçlular bulacaktır abi. İnşallah. Diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz ablam. Şimdi bir abla şunu ben söyleyeyim. Bir de abilerim cenazeyi yıkarken arkanda mermi çıkmıştı, mermi izi vardı. Ama tişörtünde şu an o mermi izi yok. Yani delik değil mi tişört? Daha sonra da bu değiştirilmiş. Bunu karakola da söyledim, bildirdim karakola. İfadende de var mı? Savcı Bey'e de sundum bunu, söyledim bunu. Var, ifadem de var abla. Ya sen o gün bildiğin, şahit olduğun, gördüğün her şeyi bildirdin. Şimdi sizin için asıl önemli olan, siz 2006 yılından beri, yani hem bir tarafta abinizin acısını yaşıyorsunuz ama diğer tarafta 36 yaşında gencecik bu adam nasıl öldü?
nasıl öldürüldü, ona bunu yapanlar kimlerdir de bu sorunun cevabını arıyorsunuz. Senin için bugün ifade vermek de aslında bir nebze de yüreğine de su serpmiş. Özkan'ın bize aktardığı kadarıyla yani hani yıllar sonra en azından bunun için bir mücadele veriliyor. Abimle ilgili gerçekleri öğreneceğiz diye. Evet ablam, inşallah en kısa zamanda bu çıkacaktır. Size güveniyorum, devlet adaletimize güveniyorum. İnşallah suçlular suçunu bulacaktır abla. Ben adalete güveniyorum. İnşallah da abinin mağduriyetine yapanlar yıllarca ellerini kollarını sallayıp gezdiler. Ama yıllar sonra o gerçekler ortaya çıkacaktır. Adalete inanmak, güvenmek ve sığınmaktan başka yapacak hiçbir çaremiz yok. Ben de senin gibi o haberi bekliyorum. Özkan çok teşekkür ederim. Seni Kars'tan İstanbul'a bekliyoruz. Gidecek çok şehrin kapısını çalacak çok konuğumuz var. Kars'ta izleyen herkese de sevgiler ve selamlar olsun. Sağ ol yayın için. Ben de şunu söylemek istiyorum Esra Hanım. Bu olaya soruşturmanın tekrar açılmasına da en çok sevinen de Kibar Hanım olması lazım. Çünkü yayında size 16 yıldır ağır bir yük taşıyorum demişti. Yıllarca yani, katil damlası evet, yedim. Bu çok ağır bir yüktür hayat arkadaşınızın ölümüyle sizin ilişkilendirilmeniz. Ben evlatları Emrah, Erkan adına isimleri çünkü zikredildiği için biliyorum. Onlar adına da seviniyorum. Onlar bence herkesten çok bu soruşturmanın vallahi takipçisi. Kibar ünü var buyursun gelsin. En fazla onlar takipçisi olması gerekiyor bu konunun. İnşallah benim hala kafam açık. Kibar ünü varı davet ediyorum.